Zamanı geldi de geçti, artık gitme vakti. Uzansam sanki dokunacakmışım gibi, her şey çok daha kolay. Kulaklarını tıkayıp dinleyince kendini. Kanıma girdin bir kere, aklımdasın hep. Hayallerim var benim hem de çok büyük. Şu kocaman kanatlarıma bir bak. O yüzden bana dünya çok küçük. Biliyorum çıkacaksın elbet bir gün karşıma. Bir kez dokunduk kaderlerini. Hatırlamıyorum. Vallahi yani gerçekten ben hiçbir şey hatırlamıyorum doktor bey. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Karakol burası. Allah Allah. Peki bir şey diyeceğim abi. Niye buradayım ben? Araba kaçırdınız. Dur ihbarını uymaya polisten kaçtınız. Kaza yaptınız. Bunlar bir şey ifade ediyor mu senin için? Etmiyor. Vallahi etmiyor. Demek ki hakikaten insanlar da kayış kopuyormuş ya. Gidiyormuş yani. Ne olacak abi şimdi? Anladım. Gel. Nereye abi? Peki abi. Hatırlıyorum ben. Her şeyi hatırlıyorum. Hatırladıklarını anlat bakalım. Çok hızlı gidiyorduk. Ya ben zaten kötü bir şeyler olacağını anlamıştım. Sonra bir anda irtifa kaybetmeye başladık. Pencereden bir baktım. Bulutlar. Sonra da bir adaya düşüverdik. Jack, Sawyer, The Others falan takılıyorlardı yani. Sen ne anlatıyorsun ya? Dizi film değil miydi o? Ya vallahi ben de kafayı nasıl vurduysam artık düşerken. Yani gitmiş kafa, lost oldum ben de. Hop, yok. Ben anladım. Tamam. Gel ben. Gel oğlum. Bana söz vermiştin Dolunay. Hiçbir şey olmayacak demiştin. Arabanın ne hale geldiğini biliyor musun? Ya tamam diyorum, tamam. Halledeceğim, vereceğim paranı. Ya, ya ölselerdi içindekiler? Ya bağırma, ben nereden bileyim ya? Ben böyle olmasını ister miydim? Al işte. Yine karakoldan arıyorlar. Bak kızım, ben mahkemeyle falan uğraşamam, tamam mı? Gideceğim, şikayetimi geri alacağım. Sen de benim borcumu ödeyeceksin. Anlaştık. Ne duruyorsun, anlaştık mı? Ya iyi. Kim ya şimdi? Öf. Tamam, tamam. Buyurun. Aa, moruk. Yalnız röpe şamburlar falan 10 numara olmuşsun ha gerçekten. Selam ya. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Bu arada bahçe gerçekten yani tam house party'lik yani. Pardon ama siz kimsiniz? Abi biz yana yeni taşındık moruk. Komşuyuz yani artık bundan sonra anladın. Yalnız moruk diyorum. Yanlış olmuyor değil mi yani? Yani ben dedim ki bir tanışalım. Takılırız falan belki yani ne bileyim. Chinese falan söyleriz akşamları. Yabancı dizi falan izleriz. Yaparız yani bir şeyler. Şu an müsait değilim. Oo, sen mimarla mı çalıştın bu evde ya? İnanamıyorum, çok güzel olmuş ya. Of, akıyor burası ya. Gerçekten bayağı iyi. Kumsal. Şşt. Şşt.
Hadi atla, ben tutacağım seni, hadi. Atlayamam ki, düşerim. Çok yüksek burası. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Çarşafları getir. Çarşaf. Evet, çarşafları bağlayacağız, hadi. Yalnız moruk, sana ben bir şey söyleyeyim. Buraya böyle bir ses sistemi falan çakmak lazım yani. Böyle olmaz. Değil mi Serçen? Ya evet, ne bileyim, bence biraz daha eğlenceli bir hale getirebilir. Biraz sıkıcı gibi geldi bana. Pardon, ben sizi bir yerden tanıyor muyum? Hadi hadi çabuk. İrem, ben yapamam. Atlayamam buradan. Yüksek, düşerim, bir şey olur. İyi, ben geliyorum. Dikkat et. Yukarı çıktık şimdi, ne olacak? Bana sarılacaksın ve aşağı ineceğiz. Sana sarılacağım, aşağı ineceğiz. Nasıl? Gel. Gel. Sarıl, gel. Şu demirden ayağını geçir. Tamam. Paranı ben vereceğim. Zararını karşılayacağım. Sen de şikayetçi olmayacaksın, anlaştık mı? Anlaştık. Eyvallah. Baba, ben çok özür dilerim. Ne desen haklısın ama. Tamam, tamam. Şimdi değil, bunu sonra konuşacağız. Siz burada bekleyin. Hadi hadi, o yarışmayı kazanacağız. Yetişeceğiz mi? Acele edersek niye olmasın? Ne aklı kızınızı odaya kilitlersiniz? Bunun nasıl mantıklı bir açıklaması olabilir? Bir baba nasıl bu kadar gaddar olabilir? Siz kumsalı hala çok küçük sanıyorsunuz ama sanırım yanılıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Ha, kızım benden daha da nefret etsin istiyorsanız bunu zaten çoktan başardınız. Tebrikler. Bu kadar bencil olmaya da hakkınız yok. Sen bir şey söylemeyecek misin kızım? Annem nerede? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. O zaman söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin nefretine bile razıydım. Yanımda olsaydın da benden nefret etseydin. O bile yeterdi. Ama sen, seni terk eden anneni bile benden daha fazla sevdin. Ben seni korumaya çalıştım. Sadece korumaya çalıştım. Annenden korumaya çalıştım. Ama bunu sana anlatamadım bir türlü. Ne yapayım diye düşündün. En iyisi kızımı odaya kilitleyeyim dedin, öyle mi? Hep söylüyorum ya. Annenin kızısın işte. Evet, evet. Annenin kızısın. İkiniz de kendinizi kafesteki kuş gibi hissettiniz. Oysa kocaman yemyeşil bir bahçedeydiniz. Ama bunu anlamadınız. Bilemiyorum. Belki de ben anlatamadım. Uçmak istediniz. O uçtu. Sen uçtun. Artık seni yakalasam da tutamam. Beni korumana ihtiyacım yok baba. Bırak pişman olacaksam olayım. Çabalıyım, debeleneyim, gerekirse yanlış yapayım. Ama kendim bulayım gerçekleri. Ben artık özgür olmak istiyorum. Sen ne yaparsan yap, ben annemi bulacağım. O zaman uç kızım. Kumsal. Kızım, ben seni asla terk etmem. Burada bir yerin, burada da bir evin her zaman var. Bunu sakın unutma. Olur mu?
Tamamdır, gidebiliriz. Oh, vallahi baba senden korkulur ha. Ne yaptın içeride? Harbiden Taylan abi, nasıl hallettin? Hastaneye gidelim. Tamam, hemen geliyoruz. Siz hiç merak etmeyin, birazdan oradayız. Anlaştık. Arkadaşlar çok şanslıyız çünkü bize bir şans verecekler. Hadi alalım şu yarışmayı ya. Kumsal. Evet, evet ya. Boş verin babamla olanlara, gidelim kazanalım şu yarışmayı. Evet kızım, dağıtacağız orayı. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz şu gruba isim arıyorduk ya. Bence biz Anka'yız ya. Hani bu Anka kuşu var ya, küllerinden doğuyor. Arkadaşlar farkında mısınız? Biz her seferinde küllerimizden yeniden doğuyoruz. Bence bizim grubun ismi Anka. Ben sevdim. Ben de bayıldım. Hem de çok anlamlı. Ben bile sevdim valla. Ya Gonca bile sevdiyse bence bizim kesin Anka. Hadi dağıtalım. Anka geliyor. İpek Hanım arıyor. Alo. Tamam, tamam hemen geliyoruz. Batu, çabuk. Çok güzel hatırlayacağım, hiç merak etme. Eski günlerdeki gibi. Babacan. Sevecen. İçten gülen. Annemi seven. Beni seven. Babası ölünce büyür insan demiştin ya bana. Keşke çocuk kalsaydım be baba. Keşke çocuk kalsaydım. Annem bana emanet. Merak etme. Thank you.
Hayatın gerçekleri yüzümüze bir tokat gibi vurduğunda yeniden uyanıyoruz sanki. Hayata dört kolla sarılıp yaşadığımıza şükrediyoruz. Böyle zamanlarda insan kendi kabuğuna çekiliyor. Kendi yaşamını sorgulamaya başlıyor. Batu bir hafta boyunca kafeden neredeyse hiç çıkmadı. Kimseyi de istemedi yanımda. Kendini meşgul tutarak yaşadıklarını unutmaya çalıştı. İzlesin de gurur duysun oğluyla. Batu duramazdı. Durduğu zaman düşünüyordu çünkü. Düşünmeye başladığı zaman da üzülüyordu. Çok üzülüyordu. Hayat devam ediyor. Ben de mecburen devam ediyorum. Batu'ya destek olamasam da kendi sorunlarıma bir çare bulmaya çalışıyorum. Yarışmayı kaybettik. Ama başka bir çözüm bulduk. Radyo. Radyo da çalalım abi. Hem fena dinlenmiyor bizim radyo. Benim programda çalarız. Sonra bir şekilde kulaktan kulağa yayılır zaten. Böylelikle annene de seslenmiş oluruz. Oradan televizyona çıkarız. Bence oldu bu iş. İyi ki arkadaşlarım var. Sevginin en güzel hali bu belki de. Çıkarsız sevmek. Karşılık beklemeden. Karşılıksız sevgi. Ama yine böyle zamanlarda, her şey kötüyken yani, bir anda her şey daha da kötüleşebiliyor. Batu! 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 Batu, yalvarıyorum anne! Batu, yalvarıyorum anne! Batu! Batu! Senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Batu. Batu. Batu ne olur anne. Senin yüzünden. En büyük vicdan muhasebesi pişmanlık üzerine. Suçluluk duygusu. İşte en kötüsü o. Bir de duygu karmaşası yaşayanlar var. Gözü kara çocuksun belli. Fırlamasın. Oradan buradan çıkarsın güzel. Abi de bakmışsın. Yerin 2 metre altında yatıyorsun. Bu işin şakası yok oğlum. Baban için üzüldüm. Ama o acıya benim kızımın acısı da eklenebilirdi. Böyle araba çalmalar, polisten kaçmalar falan. Bunlar senin hayatın olabilir ama benim kızımın canı o kadar ucuz değil. Şimdi ben aksini söyleyene kadar her gün su topu takımının, senin artık bir parçası olmadığın su topu takımının antrenman yaptığı havuzu ve soyunma odalarını temizleyeceksin. Bunları yaparken iyice düşüneceksin. Aklın başına geldiğinde de bana geleceksin. Ben de eğer hak etmişsen seni affedeceğim. Tekrar takımı alacağım. Cezanı kaldıracağım. Ama o zamana kadar benden de kızımdan da uzak dur. Acıma ve öfke arasında gidip gelmek. Öfke. Her zaman kazanıyor sanırım. Sera da kendi kabuğuna çekilenlerden. Büyük bir tehlike atlattılar Batu'yla. İkisini de anlamıyorum. Ama ikisini de özlüyorum. Onlar benim için aynı şeyleri düşünüyor mu? Bilmiyorum. Of,
Baba, biz sadece ölen bir adamın son arzusunu yerine getirmek istedik. Fikir de benden çıktı. Kızacaksan bana kız, ona değil. Sen hala bu durumda bile o çocuğu mu savunuyorsun bana? O beni tehlikeye atmak istemedi. İndirmek istedi beni arabadan. Ya ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum Sera. Sen bu çocuğu bu kadar çok mu seviyorsun kızım? Adamın biri ölüyor diye sen de ölüme mi gideceksin? Eğer senin başına böyle bir şey gelmiş olsaydı ve benden son bir şey istemiş olsaydın, ben gözümü karartır onu yapardım. O da benim yanımda olurdu, anladın mı? Olur muydu gerçekten Sera? Emin misin bundan? O arabanın parasını da keseceğim harçlarına. Sorun değil. Okulda sergi geçerim, tablolarımı satarım. Ben artık daha fazla yapamıyorum. Yapamıyorum Eren. İşte böyle geçti bir hafta daha. Şimdi yeni bir gün doğuyor. Kim bilir hayat karşımıza neler çıkaracak. Başımıza neler gelecek. Ya babacığım o masayı oraya koymasak mı ya? Bak sanki yolu kapadı o ha. Ya iki adım fazla atacaksın oğlum, ağlama. Aa. Aha. Batu. Başın sağ olsun evlat. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl buldunuz? Vallahi artık yarın bakacağız buraya. Siz hazır mısınız? Vallahi hazırız, bomba gibiyiz. Harika. Yarın yönetim kurulu toplantısını burada yapacağız. Artık bize müthiş bir sofra hazırlarsınız burada. Biz de ona göre bakacağız. Eğer onayı alırsanız kafe sizindir. Hadi bakalım, kolay gelsin size o zaman. Sağ olun. Dönelim biz. Sağ olun. Bu da astripte değil ha. Almış yanına astını. Ne oldu lan? Hala bir garsonumuz yok, farkındasın değil mi? Arıyoruz kardeşim. Bulamazsak sen yapacaksın garsonu. Ne yapacağız? Ya kardeşim ben tek başıma yetişemem biliyorsun. Tamam. Al o zaman. As bunu güzel bir yere. İnşallah da gelir. Olur. Ya abicim kim gelecek ya? Kimse gelmez ki. Bu okulda para ihtiyacı olan yok ki. Of. Yine param bitti. Nefret ediyorum paradan ya. Ne gelirse başımız o melet yüzünden geliyor. Ya zaten hem iş hem okul nasıl olacak ki? Çok zor. Artık bakacak bir özlemin de yok. Evet. Tatlı para kolay bitti. Welcome to the club canım. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum ki. Yani şimdilik yetecek bir şeyler var. Ya ondan da önemlisi ben Batu'ya yardımcı olmak istiyorum. Ama o hiç oralı değil. Ama onun da bir ayrı bir cins ha. Kaçıyor mu senden? Aynen. Kaçıyor benden. Yani iki güne kafe açacak tek başına uğraşıyor. Nasıl yanaşacağım ona hiç bilmiyorum. Bu ne ya? Kumsalcığım, bir taşta iki kuş vurmak ister misin? Her zaman. Ama nasıl? Hem Batu'ya yardım edeceksin hem de kendin para kazanacaksın. İyi oldu sana, iyi. İyi mi oldu? Ya sen nasıl bir babasın acaba ya? Hangi baba kızına iyi oldu, iyi der acaba düşünce? Aklın başına gelsin biraz. Olacaksa da böyle küçük kazacıklar olsun. Taylan Yüksel'le Kinayi Laflar programına hoş geldin galiba. Kızgınsın bana değil mi hala? Baba, biliyorum, haklısınız. Sen de, Eren de. Daha dikkatli olmalıydım. İkinize de bir özür borcum var. Bir de bugün sergimin açılışı var. Eren ya da arkadaşlarım gelir mi bilmiyorum. Sanırım gelmezler. Gelmelerini de beklemiyorum zaten. Ama sen gelirsen çok sevinirim. Bilmiyorum. Çok işim var, gelmem zor biraz. Peki. Ne
Dolunaycığım sen iyi misin? İyiyim. Zor uyandım ya o yüzden. Ya size de zahmet oluyor böyle geliyorsunuz, destek oluyorsunuz. Çok teşekkürler. Zor günler destek olacağız tabii. Benim size bir şey söylemem lazım. Ali benim yüzümden öldü. Ha. Herhalde oğlum en kral yer yaptırdık ya. Mis gibi oldu. Heh, ben de diyorum ne eksik. Yalnız tam vaktinde. Saat 11 kumsal burada. Hiç şaşmaz. Merhabalar. Bugün benlik bir şey var mı diye sormaya geldim. Var mı Cezet? Var mı abi? Var var. Bu sefer biliyorum. Çünkü aradığınız garson benim. Evet. Ay kumsalcığım. Güzel güldürdün bizi, iyi güldürdün. Teşekkür ederiz. Güzel bir şakaydı. Ama gidebilirsin şimdi. Öyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sağ ol. Niye kardeşim? Siz bu ilanı asmadınız mı? Siz benim istihdam hakkımı nasıl elimden alıyorsunuz? Çağırın kafenin sahibini, müdürünü, onunla konuşacağım. Bekle, çağırayım. Çağ. Gel, gel, gel. Evet. Merhabalar, Batu Değirmenci. Ben kafenin sahibiyim. Arkadaş da müdürümüz. Buyurun. Batı Beyciğim, Cevdet Beyciğim. O zaman ben sizlere kendi niteliklerimden bahsedeyim. Bir kere çok disiplinliyimdir. Çok. Sonra temizliğe hastalık derecesinde düşkünümdür. Çok titizimdir. Yani arkadaş canlısı, sıcakkanlı, böyle yumuşacık kalpli bir insanım ben be. Uzatma yanını işte. Aa. Sakin başladı da sonlara doğru toparlayamadı kendini. Eksen kayması oldu biraz, evet. Pardon. İlan için gelmiştim ama. Gel kardeşim gel, buyur. Gel arkadaşım gel, hoş geldin. Ay, nasılsın, iyi misin? Sağ olun, siz? İyi, sağ ol, teşekkür ederiz. Sana inanamıyorum Vural. O haldeyken adamla kavga mı ettin? Batu'ya her şeyi söylememizi istedi. Sonra vazgeçti. Yani çocuk oyunu o bu. Batu'dan nasıl saklayacağız bunları dedim. Anlaştı. Tamam da bu kavganın yeri o an mıydı yani? Bekleyemez miydin biraz daha? Çok sağ olun be. Ailem de bana destek olur diye düşünmüştüm. Ama sırtın döndü. Nereye gideyim ben? Kime gideyim? Abartmadın mı? Okula gidelim mi? Kahvaltı için teşekkürler. Rica ederim. De. Biraz fazla olmadı mı tepkiniz? Yani buraların çok üstüne gitmeyin bence. Evet, ne kadar istiyorsun şimdi sen? Yani bilemedim şimdi. Öğrenciyiz sonuçta, değil mi? Oo, daha ne istediğini bilmiyor. Olur mu canım öyle şey? Siz ne isterdiniz Kumsal Hanımcığım? 3000. Oha. 2000. Tamam, tamam, sus. Kardeşim, senin dersler nasıl peki? Yoğun musun? Çift anadal yapıyorum ben. Çift anadal. Oo, bütün derslere giriyordur bu şimdi. İstiyorsan dön liseyi bir daha baştan oku. Olmaz ki öyle şey. Vakti olmaz bunun. Vakti olmaz. Gelemez bu. Aksar. Pardon. Bu derken. Bu
Burası gayet ciddi bir müessese. Burada bir iş görüşmesi yapıyoruz. Harbiden nasıl halledeceksin? Yurtta mı kalıyorsun, ne yapıyorsun? Büyükçekmece'de oturuyorum ben. Oo, gel gel, Trabzon'dan gel. Sabah uçağa binersin, akşam dönersin. Arkadaşlar yapmayın. Yani ben İzmirliyim, ona rağmen biliyorum Büyükçekmece bayağı uzak. Olmaz bu iş, asla olmaz. Bu arkadaş burada çalışamaz, ben size söyleyeyim. Of Kumsal, ne yapalım peki? Söyle, ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben kendisine birkaç soru sorayım, değerlendirme açısından. Sor, al, senindir. Merhabalar. Merhaba. Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? Risk almayı sever misin? Kendinde beğendiğin ve beğenmediğin özellikler nelerdir? Stres altında çalışabilir misin? 7 gergeden bir arabaya nasıl biner? Bu kadar müracaat varken neden seni alalım? Hobilerin, fobilerin, isteklerin neler neler neler? Ben vazgeçtim ya. Ben en iyisi gideyim. İyi günler. Yazık. Gitti güzelim çocuk, gitti vallahi. Kaldıramadı stresi. Henüz daha uygun değil galiba. Oh, tamam. Şöyle yapıyoruz. Madem işe girmek istiyorsun, şimdi biz seni mülakata alacağız. Beni mülakata mı alacaksın? Burhan abla. Gel gel. Gel, mülakat var, gel. İyi tamam, peki canım. Neden korkacağım? Şey yapalım, sorun. Otur otur. Sarı çiçek, otur. Otur Nur ablacığım, gel. Kaptan, ben sana bir şey soracağım ya. Dinliyorum. Bizim Gonca var ya, hani benim Gonci artık tabii. O bana seni seviyorum demedi hala, biliyor musun? Sen ona söyledin mi peki? Yani böyle söyler gibi oldum ama öyle aniden değil. Gonca, seni seviyorum. Gonca, ben seni seviyorum. Evet be, evet be. Gonca, daha önce hiç seni sevdiğimi söylemiş miydin? Gonca. Seni seviyorum. Yani tam olarak söylemedin, öyle mi? Al şunu, al kalkın. Tamam. Bu ne ya? İnsan mı kaldırıyor bunu? Böyle şeyler zaman gerektirir oğlum. Bir kızdan bu cümleyi duymak için. Önemlidir oğlum bu cümle kızlar için. Öyle her zaman, her yerde söyleyemezler. Hele Gonca, bayağı zor yani. Birkaç yılın alabilir, haberin olsun. Doğru. Gonca hiç o tip değil, biliyor musun? Bir keresinde böyle senin bu hallerini seviyorum gibi bir şey söylemişti ama o tam olarak sayılmaz yani. Kaptan, sen Dolunay dışında bir kıza seni seviyorum dedin mi? Sonra bir gün bir kalktım, aşık olmuşum. İzmirli bir kızı. Sana. Seni seviyorum ben Kumsal. Dedim. Aa, o mesele değil mi? Seviyorsun değil mi hala? Aa, sevgili Tom gelmiş. Ne demiştik Zeki'cim? İnsanların içinde böyle şeyler konuşmuyoruz demiştik. Öyle mıç mıç şeyler konuşulmuyor demiştik. Tamam Gonca, haklısın. Sera'nın sergisi var biliyorsunuz. Ya gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz, ne yapacağız? Açıkçası ya ben bu grup mevzularından dolayı bozuldum bayağı. Ama siz ne dersiniz? Buyurun. Bakmaz mıydınız? Kimse bakmıyor mu? Of. Ne yesem, ne yesem, ne yesem. Karar veremedim ya. Neleriniz var? Anlat bakayım. Tostlarımız var, sandviçlerimiz var. Sıcak, soğuk. Soğuk tostum mu var? Hayır, soğuk sandviçimiz var beyefendi. Makarnalarımız var. Yok yok. Sen bize şey yap ya.
Karışık kızgara bir şeyler yap. Tabii, nasıl isterseniz. Dur dur, vazgeçtim. Vazgeçtim ya. Harbiden ha, kıl müşteri değil miyim? Vazgeçtim. Sen bize patatesli, kornişonlu, hardallı bir salata yap. Bizde o salatadan yok. Hı. Neden? Kornişonum var, hardalım var, patatesim var. Bir araya getireceksin, yapacaksın. Ben sevmedim bu garsonu. Patrona şikayet edeceğim bunu. Serbat soslu muhteşem bir spesiyelimiz var. Yiyen zehirleniyor. Ondan getirelim size isterseniz. Biraz gıcıklık mı seziyorum acaba? Yani bir çıtır horozlandı gibi. Neyse, sen bize 3 porsiyon köfte getir. Yanına soğan koy. Yemekler sıcak gelsin. Hadi. Tabii. Buyurun. Taze taze. Bu ne ya? Ha? Bu ne? Yemeğimden kıl çıktı ya. Nasıl bir rezalet bu, al. Ya benim bu kadar kısa saçım var mı? Simsiyah zaten, siyam kedisi gibi. Belli ki senin saçın. Zaten yanlardan dökülüyor. Amcana benziyorsun. Ya insan insan öyle beddua eder mi? Ne ayıp amcana benziyorsun diye ya. Ama tabii ki ben onu hemen değiştireyim. Bir aksilik oldu demek ki. Pardon. Bize bir su getir bakayım. Dökme dökme ya. Hepsini döktüm, şuraya bak. Dökmedim. O dudak payı. Pardon. Ya bir salatalık alabilir miyim ben? Tabii. Buyur. Enteresan bir servis şekli. Pardon. Gel gel. Şunu bir şarja takıver. Tabii. Kesin başıma taş falan düşecekken söyleyeyim. Pardon. Ya canım, şu köşedeki markete bir koşup gidip bize bir sakız alıver be. Hadi. Peki. Pardon. Gelmedi aklıma, gelince söyleyeceğim sana. Sen bir git. Hadi markete. Hiç halim yok. Yasınızın geçmesi için bir haftadır bekliyorum ama artık bunu konuşmamız lazım. Ne demek istiyorsun? Yeğenine sahip çık. Boyundan büyük işlere kalkışıyor. Ne demek istediğini açıkça söyleyecek misin? Kaçırdıkları bir arabayla kaza yaptılar. Arabada kızım da vardı. Ölebilirlerdi. Ben kurtardım onları karakoldan. Ne? Tamam. Cenaze falan pek bir şeyden haberin yok ama bak sana söylüyorum. Yeğenine sahip çık. Ailenin iplerini eline al. Yoksa ben aldırmayı bilirim. Ah, ben de sizin yanınıza geliyordum. Hadi yürüyün, Sera'nın sergisine gidiyoruz. Baba, istersen bu konu hakkında hiç... O senin kardeşin. Ne olursa olsun kardeşin. Ve bugün onun için çok önemli bir gün. Ayrıca sizin de arkadaşınız. Tamam, belki aranız bugünlerde biraz soğuk olabilir ama arkadaşlık neydi? İyi günde de kötü günde de. Kanca beraber, kanca beraber. Aynen. Bakın çocuklar, Sera sizi çok seviyor. Bir haftadır sizi sayıkladı durdu. Kendine iyice resme verdi. Şimdi gelin onu bir görün. Bir şans daha verin, tamam mı? Hadi yürü. Pardon. Anlamadım. Hesap hesap. Ha, hemen.
Bunun nesini anlamıyorsun? Dünyanın her yerinde hesaptır bu. Zimbabwe'ye git, Zimbabwe'ye de hesap. Ne bileyim? Var mı Zimbabwe diye bir? Var abi, var. Şuna bir şeyler yap, getir. Nasıl? Diyorum ki bir şeyler yap ya. Nakit vereceğiz. Kravatsız olsun. Git getir. Anlamadım ben. Ne yapayım? Kravat mı takayım? Ne yapayım? Bak Kumsalcığım, müşteri senden indirim istiyor. Yok indirim. Ne yediyseniz o. İşte bu. Testi geçtin. Aferin sana. Ne? İndirim de neymiş ya? Yok tabii ki de. Ama sen de amma gaddar çıktın ya. İnsaf et artık şu kıza. Olsun. Ver bakayım şunu. Zaten kendi yerimizde hesap edecek halimiz yok. Bir bahşiş falan verin ya. Bir sakal atın. Bir bizi görün burada. Göreyim sıra olur. Vallahi yok, kusura bakma. Bozuk yoksa bozarız. Yok nakit yok yani. Kart var. Ne var? Kart var. Ne alacak olsa kartımız yani? Bir tane kartımız olmadı şu hatta ya. Peki? Alındı mı ben? Çalıştım, didindim, yoruldum, terledim. Biz bir yönetim kuruluyla bir toplanalım. Kendi aramızda bir konuşalım. Size haber vereceğiz. Buyurun lütfen şöyle bekleyin. Bak hareketlere bak ya. Torpil isteyecek oradan. Evet. Ne diyorsunuz? Yani bence tamamdır. Vallahi bence de tamamdır. Ben karar veremedim ya. Hayırdır, ne bakıyorsun? Nikahına mı alacaksın? Vallahi o kadar isterim ki. Evet, Kumsal Güç'ün işe alınmasını kabul etmeyenler... ...edenler... ...demokrasi kazandı. Aramıza hoş geldin Kumsal Hanım. Bayağı kasti ölüme sebebiyet vermekten içeri girebilirdin şu an ha. Ya kendi kuzenini, arkadaşını falan öldürmüş olabilirdin şu an. Bilemezdim herhalde değil mi kaza yapacaklarını? Ben ister miyim hiç böyle bir şey? Bir saniye yalnız. Ben iş yerimde böyle labale hareketlerden hiç hoşlanmıyorum. Akşam 6'da bitiyor işimiz. İstiyorsan o zaman sarılabilirsin tabii. Hayırlı olsun yenge. Teşekkür ederim. Tebrikler. Çok memnun oldum efendim. Çok sağ olun. Zaten pişman oldum. Bir de sen gelme üstüme. Senin derdin Kumsal'la değil miydi? Batu ne alaka şimdi? Gitmesini istedim Ozan. Gitsin istedim. Uzaklara gitsin, bir daha da dönmesin istedim. Allah Allah. Ya sen şimdi Kumsal gidince Batu'nun da mı gideceğini düşünüyordun? Anlamıyorum. Sadece Batu'nun gitmesini istedim Ozan. Kumsal kim? Kumsal şu an benim dertlerimin en küçüğü. Anlamaya çalışma Ozan. Zaten bir farklı hissediyorum. O kaza sürekli rüyalarıma giriyor. Uyuyamıyorum. Sırılsıklam uyanıyorum falan. Bu çocuk benim kabuslarıma giriyorsa belki de o kadar kötü biri değildir. Belki onun da bana ihtiyacı vardır. Babam hiçbir suçu olmadığını söylüyor. O da hiçbir şey bilmiyor benim gibi. O da mağdur. Belki her şeyi bilse birbirimize tesadüf olurduk. Yani bilmece gibi konuşuyorsun. Hiçbir şey anlamıyorum. Dersin yok muydu senin? Vardı. Git o zaman. Yalnız Kumsal bir ara dalacaktı sana ha. Vallahi dalacaktım, ne yalan söyleyeyim. Ben de fark ettim onu da durdum zaten o yüzden. Kız haklı ama delirttiniz yani. Sen hiç merak etme canım, ben sana her türlü yardımcı olurum. Batu, buraya gel. Amcacığım hayırdır, köpek mi çağırıyorsun? Ne oluyor ya? Akıllanmayacak mısın oğlum sen? Amcacığım, adam gibi davran bana. Karşında çocuk yok. Ancak bir çocuk bu kadar salakça hareketler yapabilir ama. Ne diyorsun ya? Ne demek oğlum araba kaçırmak? Ne demek polisten kaçmak? Ha? Ne demek? Kaza yapıyorsun, haberimiz yok. Taylan kurtarmasa hapsi olacaksın. İlgi çekmeye mi çalışıyorsun oğlum sen? Manyak mısın? He? Düzelmeyecek misin sen? Ya bağır merkezin içine. Niye bağırıyorsun bana? Sera'nın hayatını tehlikeye atmışsın ya. Kendini düşünmüyorsan başkalarının hayatını düşün. Annen duysa kahrından ölecek kadın. Bak. Babamın hasta yatağındaki son isteğiydi, tamam mı? O yüzden arabada çalarım, bankada söylerim. Ne istersem yaparım. Sana ne ya? Amca git başımdan, git. Gitmeyeceğim lan, gitmeyeceğim. Sen adam olana kadar gitmeyeceğim. Anladın mı? Peşindeyim. Yakandan düşmeyeceğim. Batu. Baba ne yapıyorsunuz ya herkesin içinde? Bak amca, benim babam geçen hafta öldü. Tamam mı? Şimdi buraya gelip onun rolünü üstlenmeye çalışma. Batu öyle deme. Ya babam seni düşündüğü için... Düşünmeyin kardeşim beni. Siz niye beni düşünüyorsunuz ya?
Sanki kendi hayatınızda her şey çok güzel, aileniz mükemmel, bana mı kaldınız? Gidin baba kız ne yapıyorsanız yapın, beni rahat bırakın, tamam mı? Rahat bırakın beni ya, Allah Allah. Batu, iyi misin? Baba. Nereye gidiyorsun? Baba gel konuşalım biraz, gel. Aşk böcekleri ya. Ay. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. Evet. Kaldık mı baş başa? Ne yapalım? Sinemaya mı gitsek? Aa, dur bak lan, bak şaşırdım şimdi kendimi ha. Ben en son hangi filme gitmiştim lan? Dur bakayım. Sene... Ne diyor? 97. Neydi lan o filmin adı? Allah! Neydi oğlum o filmin adı ya? Seni çizmiş, bizi de çizmiş. Çok üzgün. Hadi gel, uzatmayalım daha fazla. Gonca. Ne diyor? Sera'nın sergisi varmış. Ha, o vardı değil mi ya bir de? Ne yani, gidecek misin? Ya kumsal, hatırlıyorsan geçen hafta kız benim için ölümü göze aldı, gitmeyeyim mi? Senin için ölümü göze almadı. Yaptığınız saçmalığın sonunda öyle bir kaza oldu. Onun da başka seçeneği yoktu, o kadar. Ben bir hava şeyi alayım. Dur dur, bir şey yok ya. Kumsalcığım, vefa diye bir şey var biliyorsun. Tamam mı? Kız bize bir tane iyilik yapmış. Biz de onun karşılığını vereceğiz. Çok iyi biliyorsun boğazları Batu. İyi, siz gidin o zaman. Kumsal, gel bakayım şuraya. Ya bir dur, bir dur Allah aşkına, bir dur ya. Tamam, bunu öyle ya da böyle, senin de arkadaşın, benim de arkadaşım. Gideceğiz, saygımızı göstereceğiz, iyiliğimizi yapacağız, duracağız. Böyle kısa kalırız, hep beraber gidelim hadi. Tamam mı? Hadi. Ya siz acaba dünyanın en tatlı çifti mi oldunuz ha? Hayır canım, hiç de öyle olmadık. Evet evet, fena gitmiyoruz Seracığım. Aksiyon var mı? Ha? Evlilik ne zaman? Bana bak, bir küserim sana, bir daha da barışmam ha. Ha tamam kızım ya, tamam. Seracığım, ilişkimiz gayet olumlu yönde ilerliyor. Hatta sorarsan bize, birbirimizi seviyoruz. Değil mi Gonca? Seviyoruz biz. Evet beyler, sporcu dediğin kültürlü olacak değil mi? Hadi bakalım kültürlenin şimdi biraz. Şşş, cömert olun ha. Oo, toplamışsın takım kaptan. Seni yalnız bırakacağımızı mı sandın ha? İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Sen en az bana mı uğraştın, bana mı öyle geliyor? Ya saçmalama. Kırmızı kravat olmasaymış iyiymiş. Bence gayet güzel oldu. Güzel ama hepsi. Teşekkür ederim. Bu ne böyle gizlemişsin? Sera'yı hiç anlamayacaksın değil mi? O adam seni sevmiyor. Ve hiçbir zaman da sevmeyecek. Bak bütün herkes burada. O senin böyle bir gününde bile yanında değil.
Her gece kabuslarımda Ali'yi görüyorum. Sakın söyleme diyor Batu'ya. Asla söyleme. Sonra yakama yapışıyor. Ölümümden sen sorumlusun diyor bana. Baba, sen bunun için kendini suçlayamazsın. Amcam hastaydı. Çok hastaydı. Yani senin onunla yaşadığın tartışma aslında hiçbir şey değiştirmedi. Babasından nefret eden Dolunay ne oldu? Bilmem. Büyümüştür belki. Ya da büyümek demeyelim de farkına varmıştır. Babam, Batu'nun gerçekten kardeşim olduğunu söylememen çok üzücüydü. Ama geçmişte yaptığın hatalar için seni suçlayıp duramam. Ben senden bir şey istiyorum. Annemle bana daha nazik davran, bu kadar. Hep böyle kalabilsen keşke. Böyle mantıklı, sevgi dolu. İzin verseler. Ben de kabuslar görüyorum aslında. Ne gibi? Kabus değil de... Yani Batu'yu görüyorum işte sürekli. Peki ne hissediyorsun? Hiç. Hissizim. Aslında bu da bir gelişme. En azından nefret etmiyorum. Sevgi de hissetmiyorum. Sevmem için hiçbir sebep yok zaten. Ne kadar benzer duygular değil mi babam? Sevgiyle nefret. Böyle sürekli birbiriyle didişen iki kardeş gibi. Senle Batu gibi mi yani? Ben burada nefreti temsil ediyorum herhalde. Yani Batu'nun da sevgiyi temsil ettiği söylenemez aslında. Bilmiyorum. Kim bilir, belki biraz vakit geçtikten sonra Batu'ya bile alışabilirim. Yani bu berbat günde kulaklarım bundan daha iyisini duyamaz herhalde. Gelmiyor. Tatlım. Akşam da buradan partiye gideriz. Dolunay? Tebrikler Sera. Beni çizmedin mi kız? Ya bir dahaki sefer artık. Şaka yapıyorum ya, canı sağ olsun. Millet, ben biraz geziyorum ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim, harbiden çok iyi görünüyorlar ha. Helal olsun valla. Teşekkür ederim. Hem geldiğin için hem de iltifatın için. Ne demek ya, sen benim için neler yaptın? Hadi takılın, görüşürüz. Pek emin değilim. Kumsal, ben bizim böyle olmamızı istemiyorum. Gerçekten dost muyuz biz? Gerçek dost muyuz? Neyiz ne değiliz bilmiyorum. Ama artık tartışmak da istemiyorum. Seni arıyorum her gün. Yani yanında ol istiyorum. Konuşalım, dertleşelim. Ya en azından saç baş birbirimize girelim ama bir şey yapalım yani. Böyle olmuyor. Sen de biliyorsun. Olmuyor işte. Zamanı bırakalım bence. Zaman bize doğru yolu gösterir. Peki. Haklısın. Aynen. Batu. Hey! İnsanlar hey! Evet, merhaba. Sera'nın ilk sergisine hoş geldiniz. Sera benim, bu da benim ilk sergim. Aslında çok da ilk sayılmaz biliyor musunuz? Çünkü daha önce de vermiştim ben böyle bir sergi. Bizim evdeydi, küçüktüm, 6 yaşındaydım. 3 tanecik portrem vardı, bir de böyle komşulara özel ufak çaplı bir şeydi. Yani bu da ilk sayılır tabii, ilk sergim sayılır. İpek ablanın portresiyle başlamak istiyorum. Tabii düzelteyim, sizin bildiğiniz adıyla İpek Hanım. Evet, açık arttırmaya başlıyorum. 50 liradan. Göreyim tarifleri. Aa, benim tablomu mu yaptın? Vallahi yapmış. Ama sürpriz yapmış galiba.
Kızdım ya ben buna geçen gün. Beni yumuşatmak için yapmış. 70 lira. Kim o ya? Evet, 70 lira geldi. Sercan ne yapıyorsun oğlum sen? Aklın başında mı senin? O aklını başına topla. 71 lira kızım. Evet arkadaşlar, Pinti babamdan da 71 lira geldi. Çok güzel. Yok mu arttıran? Hadi arttır bakalım, arttır. Yahu rahat bırak çocuğu. Olur mu öyle şey pek ya? Ben oyarım adamı vallahi. Arkadaşlar korkmayın babamdan ya. Isırmaz, arttırın, 71 lira ne? Ya tamam kızım, tamam 71 lira oldu o, tamam. Biz onu aramızda hallederiz sonra, tamam mı? Peki o zaman. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Evet. İpek ablanın portresi Babişko'ya gidiyor. Buyur bakalım. Alayım ben onu. Evet, sırada ne var? Kumsal. Burada ressam kadının güzelliğine vurgu yapmış. Kumsalı da gene 50 liradan başlatıyorum. Başladı. 100. %50. Vallahi ne tesadüf. Demek tekrar karşılaşacağımız varmış. Uzun zamandır mı karşılaşmıyorsunuz? Yo, yani kazadan beri ilk defa. Kazadan beri mi? Ne kazası? Canım sen gitsene arkadaşlarının yanına. Bekletme onları hadi. Dur bir dakika, bekle, çocuk daha yeni geldi ya. Nerede tanışıyorsunuz siz, liseden falan mı? Ne kazasıymış? Siz? Ben de onların babasıyım. Taylan abi kim peki? Yok Taylan abi. Hadi canım git. Ama dün geldi, arabanın parasını falan ödedi. Oğlum gitsene. Bir dakika. Ne oluyor burada? Ne Taylan'ın ne kazası? Dolunay Batu diye bir arkadaşına ufak bir oyun hazırladı da sonuçları biraz ağır oldu ama. Dolunay doğru mu bunlar? Bana söz vermiştin Dolunay. Hiçbir şey olmayacak demiştin. Şimdi ödeştik işte. Defol git buradan. Defol git! Defol! Evet, bar kapanmıştır. Herkes dışarıya. Bütün yediğiniz içtiğiniz benden hadi. Herkes dışarıya. Burcu, İrem, siz de hadi ben kapatırım. Sedat, siz de çıkın hadi. Baba. Ben kapatırım burayı hadi. Sakın ağzını bile açma. Sakın. Baba sen beni bir dinlesen. Ben öyle kötü bir amaçla yapar mıyım? Baba sen beni gerçekten... Vur. Vur baba vur hadi bir daha vur. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim baba. Tüm samimiyetimle teşekkür ederim sana bu attığın tokat için. Bu tokat var ya beni kendime getirdi. Allah kahretsin ya. İçimde hala iyi niyet olduğu için Allah beni kahretsin. Ben tam aydınlığa çıkacağım. Siz el birliğiyle beni karanlığa itiyorsunuz baba. Ne yapalım biz sana? Hı? Akıl hastanesine mi yatıralım ha? Ne yapalım? Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Benim hayatımın akıl hastanesinden farkım var zannediyorsun sen. Benim dört bir tarafım delilerle çevrili baba. Akıl hastanesi var ya bana cennet gelir, cennet. Ama ben beni üzen herkesten intikamımı alacağım baba. Hepsinden. Dolunay defol git buradan. Benim senin kadar kötü bir kızım yok. Defol git. ...250. ...300. 350. 400. 420. 500.
520. Ya isterseniz bunu sonra kapat. Bir saniye. Cevdet. Para çıkar. Oğlum. Çıkar abi, paraları çıkar. Dur, böyle bir şeye hiç gerek yok. Karışma. O zaman 1500'e satıyorum. Satıyorum. Sat. 2200. Evet, o zaman Batu çekildi. Eren kazandı. Tablo Eren'in. Eren kaptanla yarışabilir misin sen? Beyler sakın ha. Batu. Eren, neden böyle bir şey yaptın? Bile bile neden böyle bir şey yaptın? O tabloyu senin için almak istedim. Hoşuna gider diye düşündüm. Ayrıca Seraya da destek olmuş oldum. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Sence bu adil bir yarış mıydı? Kumsal, ben insanları maddiyatla ezecek bir adam değilim. Beni yanlış tanıdın galiba. Batu çalışıyor, parasını kazanıyor. Ama aynı zamanda bir taraftan da kendini acındırıyor. Ben böyle bir şey yapmıyorum. Çünkü buna gerek yok. Ben de babamdan para almıyorum. Ben de çalışıyorum dışarıda, okulda. Biriktiriyorum. Ben sadece o tabloyu sana satın almak istedim. Batu nasıl almak istediyse ben de onun gibi o tabloyu sana satın almak istedim. Hepsi bu. Bunun neresinde yanlış var? Benim Dyson'una kadarki son paramdı. Tam 2200 lira. Ya bir kuruş arttırsaydı o alacaktı tabloyu. Lütfen artık bana biraz güven. Ben o düşündüğün adam değilim çünkü. Olmaya da niyetim yok. Sağ ol İlhan. Canını sıkma Hacı. Biz de gün güleriz, tamam. Çalışmaya devam. Ne yapıyorsun? Kumsal işim var, sonra konuşuruz, tamam mı? Hiç konulara girmeyelim. Ne işin var? Kafede mi? Ben de geleyim. Yok, havuzu temizleyeceğim. Aa, bitmedi mi o iş hala? Tamam, oraya yardım edeyim, yanında olayım. Zaten başka işim de yok. Ne dersin? İyi, hadi gel. Hem gerçeği buradayken tablosunu da alacaksın. Hiç mukavva. Alma büyükmüş. Pardon, daha ilk dakikadan caymaya mı başladın? Hayır, ben öyle bir şey demedim. Sadece büyükmüş dedim. Güzel. Çok konuşmuyoruz. Az laf, çok iş. Yalnız hem temizlik hem garsonluk fazla mesai ücreti alırım ona göre. Kumsal Hanımcığım. Şirketimiz sizi deniyor. Farkındasınız inşallah. Hı. İş. Peki.
Ay çok yoruldum ben. Vallahi fazla yoruldum yani. Resmen kas yaptım. Gideceğim uyuyacağım. Yarın beni öğlene kadar uyandırmayın. Ya Kumsal sen de böyle baya baya prensessin yani. Seni böyle ne bileyim çitlerle dolu. İçi böyle güvenli. Toz almayacak. Böyle narin bir yere saklayıp kapatmak lazım. Dışına da mümkünse dikkat kırılacak eşya yazsınlar. Eşya. Pahalı bir eşya korkma. Ayrıca bir şey diyeceğim. Ya 2200 lira vermek ne demek ya? Şahsen benim 2200 liram olsa bırak seni tablon almaya seni alır güzel bir tatile çıkartırım. Ben gelir miyim acaba o tatile? Ah işte ben o parayı bir kazansam bir alsam bütün böyle şirinlik maskemi takıp gelip soracağım sana da. Aa, bu ne? Biri unutmuş galiba. Ha yok o Taylan abinin ya. Bizim böyle antrenmanlarda bangır bangır müzik çalıyor ondan bayağı. Aç bak aç aç şarkıyı. Anam. Allah Allah. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşk adamı bozuyor. Bak İpek ablayla adam tanıştı. Dinlediği müziklere bak. Yakalandık. Ya yok. Sen de iyi alıştın bu yakalanma muhabbetine. Elektrikler gitti dur. Bu saatte gider. Ha, ay iyi bari. Seninle bir dansımız yarım kalmıştı ya. Onu diyorum. Bir tamamlasak şöyle. Hazır. Biz gerçekten okulun havuzunda romantik bir şarkıda dans mı ediyoruz yoksa bana mı öyle geliyor? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim böyle ellerim sudan sabundan biraz buruş kırış oldu ya. Problem olur mu? Olmaz. Heh, çünkü istiyorsan yakıp öyle geleyim. Öyle seviyorsan. Of Batu. Bu ışık o kadar yakıştı ki yüzüne. Gözlerimi kapatsam. Seni özledim de bu anı hatırlasam. Buradan ara sıra gözlerini kapatıp beni düşündüğünü çıkarıyorum. Öyle mi? Orasını sen bileceksin artık. Bu kadar çok konuşmak istediğim şey var ki sen. Başka bir fikrim var. Hiç konuşmasak. Hı? Bu anın tadını çıkarsak olmaz mı? Tamam ama nasılsın Batu? Yani bir haftadır doğru düzgün. Kutsal bir haftadır. Hiç olmadığım kadar. Gonca, geçen bizim izlediğimiz filmde adam ölmeden önce bir şey söylüyordu. Ne söylüyordu? Ne bileyim. Ben uyuyakaldım zaten, hatırlamıyorum. Tamam ya, seni seviyorum diyordu adam. Ne güzelmiş. Hakikaten sen bana hiç demedin seni seviyorum diye Gonca. Sen beni sevmiyor musun yoksa bak, doğruyu söyle. Ya ne alakası var? O söylediğin gibi değil, ne? O söylediğin tam tersi. Tamam işte, ne benim o söylediğim tam tersi? Şey o, orada şimdi... Baksana, söyleyemiyorsun bile sen daha. Üf, tamam ya, tamam söyleyeceğim. Heh, söyle, hadi. Ben... Sen... Seni... Beni... Seviniyorum. Ha? Sevdiriyorum. Ne? Vuruyorum. Hoca ne diyorsun? Ben anlamıyorum ki ben senin dediğini. Frenkçe mi konuşuyorsun sen? Ben en baştan söyleyeyim ben Frenkçe falan bilmiyorum yani. Ya 50 kere söyledik Allah Allah ya duysaydın. Hadi kalk gidelim. Tamam. Like an earthquake.
Şarkı bitti. Hı hı. Biliyorum. Saat de geç oldu. Kumsal, senin hep uykun geliyor ve bu benim çok sinirimi bozuyor. Ya daha duş almam lazım. Ve uykuluyken duş almaktan nefret ediyorum. Çok üşeniyorum. Hı. Uykum var. Ve duş almak istiyorsun. Hı hı. Tamam. Bende var, güzel bir formül var. İkisini de toptan çözüyor. Hı. Neymiş o? Nefesini kaç dakika tutabilirsin? Of, kolyem çıktı ayakkabılarımdan. Yalnız beni öyle her istediğinde havuza atamazsın. Sen cevap ver bakayım. Uykun açıldı mı? Evet. Tamam, duşunu aldın mı? Yani. Ne olsun. Bu arada nefesimi hala bir dakika tutabiliyorum. Lütfen bu artık kayıtlara geçsin. Neredeyse boğuluyorduk o gece ben. Güzel günlerdi ama, değil mi? Evet. Hayatımın en güzel gecesiydi. Benim de. Üşüdüm ben biraz yalnız. Şu sizin meşhur su topu değil mi? Aynen o. Nasıl oynanıyor bu Meret? Vallahi inan ben de bilmiyorum. Çocuğum biz seni su topu öğren diye su topu takımına yazdırmadık mı? yazdırdık da ben sevmedim su topunu. Alışamadım ya, hoşuma gitmedi. Futbol olsa eminim koşa koşa oynarsın kanter içinde. Ha, ne diyorsun ya, uçarak giderim. Zaten düşün, öyle bir nesildi ki bizimki. Pet şişe var ya pet şişe. Onun kapaklarıyla top oynuyorduk ki o topun yerini de sana yemin ederim hiçbir top almamıştır. Hatırlıyorum. Efendim nostalji saatiniz bittiyse buyurun sizi kaleye alalım. Ha öylesi. Gel bakalım öğreteyim sana biraz. Aa gel bakalım. Gel bakalım nasıl şut çekeceğim. Evet. Aa. Hazır mısın? Hazırım. Güzel. Merhaba. At bakalım bir pas. Geç sen geç. Allah. Ay şöyle biraz tembellik yapayım oturalım. Evet. Hazır mısın? Atarım yalnız söyleyeyim. Vay güzel. Ben biraz çıkacağım yarınıza. Gel hadi gel. Ya bak. O iki kelimeyi söylemek benim için hiç kolay değil. Aynı zamanda da çok özel. Yani kolay kolay birini kurabileceğim bir cümle değil. Zaten kimseye de söylemedim daha önce. Kızma bana. Tamam mı? Tamam. Ben beklerim anca. Sorun değil. Beklerim ya. İşim var. Eren benim sana ihtiyacım var. Kokuna, dokunuşuna, yanında olmaya. Eren lütfen. Ben gerçekten çok kötü günler geçiriyorum. Lütfen. Dolunay. Eren biz ne kadar mutluyduk seninle. Biz ne kadar mutluyduk. Biz çok aşıktık birbirimize. Belki sen beni benim seni sevdiğim kadar sevmedin. Ama benim sevgim ikimize de yeterdi Eren. Biz çok mutluyduk. Dünyalar bizimdi. Lütfen. Ben seni hala çok seviyorum. Çok seviyorum. Sen beni hiç sevmesen de seviyorum. Lütfen. Bu gece burada kalmama izin ver. Seninle olmama izin ver.
gece ardından. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Kimse beni anlamıyor. Beni anlamıyorlar. Kimse beni anlamıyor. Anlamıyorum ya. Ben... Ya anlamıyorlar ki ya. Murat. Anlamıyorlar ya. Beni kimse anlamıyor yerde. Beni... İpek ve Yelda. İpek ve Dolunay biri olmuşlar. Gel. Ben kötü bir adam değilim. Ama anlamıyorlar. Gel. Gel yukarı çıkalım. Hadi ver kolunu. İşe yarıyor mu? Pek değil. Ne? Madem böyle bir şey yapacak. Evet. Soğukmuş. Ama pantolonum. Ah. Daha iyi hissetmiyorum. İşe yaramıyormuş gerçekten. Söylemiştim ona. Hala kızgın mısın ona? Hala çok seviyor musun onu? Sen ne kadar çok seviyorsun onu? İşte ben de o kadar çok seviyorum Batu'yu. Ben ne diyeyim ki sana güzel kardeşim? Sen de haklısın. Ama mutluyum biliyor musun? Gerçekten çok mutluyum. Her zaman yanındayım biliyorsun. Bak ne olursa olsun, ne olursa olsun yanındayım. Daha önce uyardım seni bu konuda. Sert de çıktım bazen. Ki bir sürü şey yaşadın. Ama benim elimden daha fazla bir şey gelmez. Hala ve her şeye rağmen bu kadar çok seviyorsan yaşa da gör. Ne diyeyim? Dediğim gibi. Gerçekten çok mutluyum. Yani ben karşılıksız seviyorum onu. Ki karşılıksız sevmek belki de insanlara en zor gelen şey. Ama inan bana o kadar kolay geliyor ki şu an. Anlayamazsın. Anlıyorum. Hem de çok iyi anladım. Dondum. Yarın kesin bademciklerim böyle davul gibi olacak. Vallahi işe gelemeyebilirim.
sevgili patron. Hiçbir şey olmaz. Sağlık raporu da alamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Sen ıslanınca baya baya solucana benziyorsun gerçekten. Vallahi ben çok istiyorum ya kumsal. Bana söyle. De ki, bak kardeşim böyle 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 de. Ben de bileyim bu sefer ne? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Kumsal. Ben sana her şeyimi açmışım. Ama iş sevmeye geldi mi? Senin hep bir bahanen var. Hep. Önce Seray'dı. Arada benim tekinsizliğimdi neyse o. Şimdi ikisi de önümüzde değil. Şimdi ne ben çok merak ediyorum yani. Şimdi ne artık anlatacak mısın bana? Çünkü ben anlayamıyorum ve anlamadıkça çok sinirlenmeye başlıyorum kumsal. Ne? Sebebin ne? Ya sen sürekli soğuksun. Mesafelisin. Ben anlayamıyorum. Ben senin için mesela neyim? Herhangi bir yabancı mıyım? Eğer öyleysen bırak peşimi kumsal. Her gün geliyorsun, dibimde bitiyorsun. Bana iyilikler yapmaya çalışıyorsun, bana adımlar atmaya çalışıyorsun. Ben sana adım atınca duvarlar örüyorsun. Bütün kapıları kapıyorsun. Şöyle yapalım. Ben seni kendinle baş başa bırakayım. Tamam mı? Sen bir karar ver. Ne istediğine bir karar ver. Ama o zamana kadar da benim karşıma çıkma. Tamam mı? Söylemeyecek misin Gonca anlattıklarıma? Yani ben gerçekten Batu'nun dediği gibi soğuk, kararsız, yani mesafeli biri miyim? Niye karşı koydun dün gece çocuğa kumsal? Bilmiyorum. Korktum. Yani öyle durdum bir anda. Bilmiyorum Gonca. Ya bak, buraya geldiğimizden, birbirimizin hayatına girdiğimizden beri herkes değişti. Zeki korkuların üstüne gitti. Sera karanlık günlerinden sıyrıldı. Eren sana aşık oldu. O dimdik adam gitti. Yerine bambaşka bir adam geldi. Ben kendimi Zeki'ye bıraktım. Ve onun yanındayım. Evet bocalıyoruz ama o beni sabırla bekliyor. Peki sen kumsal. Geldiğinden beri hiçbir şey değişmedi. Artık ne istediğine karar vermen gerekiyor. Bana sormuştun ya sevmek mi sevilmek mi diye. Evet. Eğer Batu'yu gerçekten seviyorsan ve onun da seni sevdiğini düşünüyorsan git. Tut elinden. Bir daha da öyle salak salak şeyler, kız tripleri yapma. Hadi. Hadi. Teşekkürler. Kim ki bu şimdi? Taylan? Günaydın. Günaydın.
Günaydın Taylan abi, hoş geldin. Hadi gel terasa geç. Anne hadi sen de. Ne oluyor hadi, misafirimiz geldi, acıkmıştır değil mi? Senin haberin yok. Gideyim mi ben o zaman? Olur mu öyle şey? Ben sadece şaşırdım biraz. Bunlar pek Dolunay'dan beklemediğim kibarlıklar da. Aşk olsun. Yani sen benim için neler yapıyorsun? Ben senin için bir kahvaltı hazırlamışım, çok mu? Hadi. İyi madem, buyurun. Ben de bir üstümü değiştireyim, geleyim. Bunları da eve almıştım. Ben de şey yapayım, çaya bakayım o zaman. Neden böyle bir şey yaptın gerçekten? Ama ben biliyorsun herkesten intikamımı alacağım. Hepsinden. Anneciğim biz seninle ne konuştuk? Sen artık babamı düşünmüyorsun. Tamam mı? Sen sadece mutlu olmayı düşünüyorsun. Bu kadar. Al bakayım şunu. Rektör gelir abi. Burada oturur. Aha. Diğerleri de çevresine oturur, olur biter. Aynen aynen abi ya. Zaten ben de öyle düşünmüştüm. Kafa çalışıyor oğlum ya, sen rahat ol. Kardeşim sen hala o dünkü mevzuya takılmıyorsun değil mi? Yok bir şey ya. Anlat bakayım sen bana, ne oldu? Boş ver ya. Hiç hatırlayıp girmeyelim o konulara. Neyse tamam, ben bir geleceğim şimdi. Selam. Selam. Ne o? Küs müyüz? Biraz işim var. Tamam, benim de işim var o zaman. Ben garsonum burada. Söyle ne yapayım? Gerek yok, sağ ol. Ne yani, kovuyor musun beni? Tazminat isterim ona göre. Tamam, problem değil. Ama yüksek tazminat isterim. Ödeyemezsin ki. Ne yapayım, örtületeyim mi? Kumsal, gerçekten gitsen. Ben Sera'dan rica ettim zaten, gelip yardım edecek bana. Sera'dan rica mı ettin? Batı bu çocuk oyuncağı mı? Bana her kızdığında Sera'ya koşamazsın. Sen beni kendinle karıştırıyorsun herhalde. Bak tamam. Dün korktum. Bir duvar ördüm. Haklısın. Ama özür dilemeye geldim senden. Hatamı kabul edecek kadar bir olgun bir insanım. Hatalı olsam ben de gelip özür dilerdim senden. Beni kıskandırmak için Sera'yı kullanman bir hata değil mi sence? Bak. Ben öyle oyunlar oynamam. Tamam mı? Bugün açılış var. Canımı sıkıp kavga da etmek istemiyorum. En azından Sera'yla sakinleşebiliyorum. Beni ikide bir de Sera'yla kıyaslaman beni ne kadar üzüyor biliyor musun? Sera benim yaşadıklarımın onda birini yaşasa şu anda ne halde olurdu? Sonra konuşabilir miyiz bunları? Sen beni sevmiyorsun. Benim potansiyelimi seviyorsun. Dönüşebileceğim insanı seviyorsun. Ya daha bir ilişkiye başlamadan beni değiştirmeye çalışıyorsun. Ben bu şehirde tek başıma hayatta kalma mücadelesi veriyorum Batu. Kimsem yok yanımda, yapayalnızım. Senin annen var, amcan var. Tabii anlamazsın beni, nereden anlayacaksın? Kumsal, tartışmasak burada herkesin içinde. Bak Batu, benim arkadaşlarım dışında kimsem yok. Sen ol istiyorum ama sen de olmuyorsun. Çünkü senin şartların var. Beni olduğum gibi kabul etmiyorsun, edemiyorsun. Ama ben o şartlara uymuyorum Batu. Biraz soğuksam, mesafeliysem... Bu benim gelecek korkumdan, anne yokluğundan, yalnızlığımdan. Sadece senden anlayış istiyorum ufacık. Özür dilemeye geliyorum. İnanamıyorum. Ya Kumsal, neye kasıyoruz biz? Ha? Arkadaş kalalım işte. Olmuyor çünkü. Ne yapsak olmuyor. Arkadaş kalalım, olsun bitsin. Tamam. 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 Fişi çıkmış abi dolaba. Bütün yemekler bozulmuş. Kumsal? Ne oldu sana? Neyin var senin? İyi değilim herhalde ya. Hiç iyi değilim.
Tamam ya, yıpratma kendini böyle. Gel odana gidelim hadi. Yok, odaya gitmek istemiyorum artık. Kimse beni ağlarken görsün istemiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Tamam gel, odana gideceğiz. Biri yaptı abi bunu. Kendi kendine nasıl çıksın fiş? Biri geldi çıkardı. Vallahi Cevdet, benim ne suçlu arayacak gücüm var, ne takatim var kardeşim. Tamam abi, biz şu olayları bir halledelim, ondan sonra bakacağız. Yani iyi toparlayacaksın oğlum. Açılışa kaç saat kaldı? Tamam işte, bitti, buraya kadarmış. Nurhan abla, vallahi sen de kusura bakma. Sana da ne vaatler verdik. Yapamıyoruz işte, olmuyor yani. Dur bakalım oğlum ya, dur bir hele. Gün doğmadan neler doğar. Sıkma canını. Aa, ne bu haliniz? Ya bugün açılış var. Biraz neşe, biraz keyif değil mi? Öyle gibisiniz ya. Seracığım, bütün yemekler bozuldu. Fişi çekmiş biri. Yani bütün stok gitti. Ya adamlar birazdan gelecek, elimizde hiçbir şey yok. Ne diyorsun ya, nasıl olur bu? Taylan abi arayalım da anlatalım durumu, böyle böyle diyelim. Hiç onlar da boşu boşuna gelmesin. Aa, kim konuşuyor şu an? Kimin cümleleri bunlar pardon? Yani senin başına neler neler geldi. Ben senin bu kadar karamsar olduğunu hiç görmedim. Pes valla. Sera var yanında senin oğlum ya, Sera. Boru değil. Şimdi bekle sen beni, bekle. Ben halledeceğim şimdi. Kaç saat kaldı demiştin? Ne bileyim, iki falan herhalde. E tamam, daha varmış da. Ben şimdi halledeceğim sizin için. Dur bak. Daha maç bitmedi. Hem neydi o laf? Şişman kadın sahneye çıkmadan opera bitmez. O şişman kadın da benim. Biraz saçma oldu biliyorum ama sıkıntı yok. Ha, alo, yok yok, sana demedim. Nasılsın? İyi misin? Aa. Burası yanmıştı. Sen ne ara bu hale getirdin? Neden peki? Neden bu kadar ilgileniyorsun burayla? Senin için. İhtiyacın olur diye düşündüm. Tamam yani, ben de zaman zaman kullanıyorum, yalan söylemeyeyim ama... artık burası senin kaçış noktan. Kafa dinlemeye, huzur bulma yerin. Ha, mumları falan kaldırdım. Ne olur ne olmaz. Senin için almıştım. Söyledim ya sana da, anneni bulduğumuzda tabloyu ona verirsin diye düşündüm. İlk hediyesi olur hem. Sen ne dersin? Kumsal, ne olur gül biraz. Sana gülmek çok yakışıyor. Eren, çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ben kaçayım. Sen rahatla, keyfine bak. Laptop alırım şimdi zaten odadan. Şarkını bitir, kır, dök. Nasıl istersen, tamam? Burası senin. Eren, sen çok iyi bir insansın. Tekrar teşekkürler. Tamamdır, teşekkürler. Bekliyoruz biz. Bay bay. Evet, biliyor musun ya, çevre çok güzel şey. Bende de o çevre var, neyse ki. Arkadaşımı aradım, yakında bir kafesi var. Bize gerekli olan bütün malzemeleri getirecek. Nasıl? Seri gücü, şipşak. Vallahi bence on numara. Aferin kız. Ayşe'nin seni neden bu kadar sevdiği belli oldu. Ay, yerim ben onu ya. Hocam, ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim ya, Sera, teşekkür ederim. Evet, ama bizim de bir şeyler yapmamız lazım. Böyle her şeyi ayağımıza bekleyemeyiz. Malzemeler gelene kadar biz de seninle alışveriş yapalım. Tamam mı? Hadi gül biraz. Çok yakışıyor sana gülmek. Sera ya. Ya. Özür dilerim. Neden? Ne oldu? Ya işte bazen böyle sana gereksiz yere sert davranıyorum ya. Kusura bakma. İyi ki varsın. Her zaman Murat. Her zaman. E hadi gidin de, fazla vaktimiz yok. Hadi. Cevo doğru dedi. Hadi gidelim. Cevo kaldı adımız ya. Bu kısaltma hiç hoşuma gitmiyor biliyorsun değil mi? Biliyorum ama sana çok yakışıyor. Benim adın Cevo. Hadi gör. Hadi kolay gelsin. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Ne demek? Dolunay da bizi destekliyor demek. Yani? Sera da bizi destekliyor. Geriye bir tek Eren kalıyor. Sanıyorum o da zaman içinde yavaş yavaş yumuşacaktır. Yani demeye çalıştığım şey...
aramızdaki engeller yavaş yavaş ortadan kalkıyor galiba. Ne dersin? Biz bunu bu kadar çok sık dile getirmesek, akışına bıraksak mesela. Aa, bir dakika, bir dakika. Akışına bırak benim lafım bir kere. O benim lafım, onu ben söylüyorum ama sanıyorum bir tek ben uygulayamıyorum. Ben galiba biraz sabırsızım ya. Efendim Yelda? Hay yok, bir şey yok da merak ettim seni. Dün iyi değildin. Sen beni merak ettin. Evet. Merak ettim işte, ne var? İyi misin? Aradığın için şu anda çok mutluyum. Dün akşam için de, şimdi aradığın için de çok teşekkür ederim. Tamam, sen dinlen istersen biraz evde bugün. Dolunay'la ilgili bir sıkıntım var. İpek'le konuşacağım şimdi, sonra döneceğim, tamam? Tamam, bekliyorum. Bunu duymak güzel. Abi bu arada bu çocuk bu akşam yolcu. Ne oldu, ne dedim? Ne bileyim, böyle bir çocuk deyince boşluğuma geldi. Çok özür dilerim, pardon. Ne var canım? İhtiyar mıyız biz? Çocuğuz, gencecik çocuklarız da. Öyleyiz tabii. Nereye yolculuk? Yolculuk Ankara'ya. Su topu takımıyla ilgili ufak bir iş var. 2 günlüğüne yokum. İyiymiş, 2 gün çok uzun değil. 2 gün. 2 gün diyorum. 48 saat. Dakika olarak kaç dakika yapıyor hesap edemesem de bayağı bir dakika yapıyor. Saniye olayına hiç girmiyorum. Ne demek istiyorsun? Yani demek istiyorum ki ben bu 2 günü nasıl geçireceğim? Beni böyle yollama diyorum. Bak, aramızdaki engeller kalktı diyorum. Ben bir sürü bir şey söylüyorum da sen hiçbir şey söylemiyorsun. Sana iyi yolculuklar. Sen gittiğinde zaten ben burada olacağım. Seni bekliyor olacağım. Laptopun şarjı beni boğmaya çalıştı yolda gelirken. Vardır öyle oyları, evet. Sen keyfine bak. Ben akşamüstü gelirim. Tamam? Tamam. Eren. Teşekkürler. Biliyorum. En sevdiğin kelime. Aynen. Evet anne. Kızın yine karşında ve yine üzgün. Bunun sebeplerinden biri de sensin. Çünkü kaçıyorsun benden. Ama şimdi konu bu değil. Konu aşk. Ortaokulda, lisede hiç sevgilim olmadı benim. Ya beni sevmediler ya da o kadar uzaktım ki onlardan, görmediler bile beni. Ama bu son birkaç aydır, biliyorsun, anlatmıştım sana da Batu. Ama sanırım Eren'e biraz haksızlık ettim. Batu ilk fırsatta benden vazgeçti anne. Bugün arkadaş kalalım dedi bana. İnanabiliyor musun? Ama Eren öyle değil. Ne olursa olsun yanımda. Bana destek oluyor. Gururunu ikinci plana atıyor. Ama Batu bunu yapmıyor. Galiba Eren beni Batu'nun sevdiğinden daha çok seviyor. Kaç gündür kendi kendime soruyorum. Anne, sevmek mi yoksa sevilmek mi? Sevmek mi yoksa sevilmek mi? Her şey bu soruda bitiyor aslında. Bu soruda başlıyor. Herkes için geçerli bir durum çünkü bu. Herkes aynı soruyu soruyor aslında kendine. O seni istemese de sevdiğinin peşinden gitmek mi?
yoksa seni sevenin kıymetini bilmek mi? Sabretmek mi gerek yoksa? Seni seveni beklemek mi gerek? Ya sevdiğimizi beklerken istemeden etrafımızdakilere zarar veriyorsak? Belki de en iyisi beklemek ve görmek. Çünkü hayatımız gibi bazı kararlar da pamuk ipliğine bağlı. Her an her şey değişebiliyor. Her şeye rağmen hep yanımda oldun. Herkes bana sırtını dönerken sen arkanı dönmedin. Şimdi Ali gitti. Eğer hayatta olsaydı o da senin yalnız kalmanı istemezdi. Eğer istersen ben yeniden denemeye hazırım. Bir düşün. Hemen cevap vermek zorunda değilsin. Beklerim. Hayatın bize ne sürprizler yapacağını kimse bilemez. Tebrik ediyorum Batu. Gerçekten çok güzeldi. Artık burası sana emanet. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ellerinize sağlık. Çok nefis olmuş her şey. Karşılıksız sevgiler karşılığını bulsa dünya nasıl bir yer olurdu acaba? Bunu kutlamalıyız. Kutlarız. Aşk anlık mı yoksa zamanla ortaya çıkan bir şey mi? Sevgi aşka ağır basar mı? Hayat uzun bir yolculuksa hangisi seni yarı yolda bırakmaz? Aşk mı? Sevgi mi? Belki de herkesin dilinde olan şu meşhur akışına bırakma meselesi en doğrusu. Hayatın sana sunduklarına açık olmak, yargılamamak, kabul etmek. Belki de en güzeli böylesi. Thank you.
Seni ayıltmak için. Böyle gitme eve. Beni ayıltmak için. Benim amcamdan alışkınları zaten. Olsun. Daha iyi gitme sen. O zaman Taylan abi evde. Taylan abi evde. Taylan abi gelecek ve bana şuna abi diyecek. Bir diyecek. Ben ayılacağım. Yok. Babam Ankara'da. Evde değil. Babam evde değil. O zaman Eren gelecek. Ki Eren gelsin. Eren gelsin çünkü ben onu bu halde bile döverim. Döverim, ayılırım. Eren gelsin o zaman. Eren gelsin. Ama şansına Eren de yok. Eren de yok. Oh. O zaman ben... Ben nasıl ayılacağım? Ben ayılacağım seni. Şöyle. Gel bak, gel bak. Şöyle dön hafif. Ben göstereceğim sana şimdi. Bir göstereceğim ben. Niye çekil sana bir tekme? Boş ver. Ben geliyorum seni. Çok soğuk. Evet. Çık al. Kurulmadan. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel çok. Ay kovar. Annem de ne zor şarkı sözü yazmış ya. Resmen tamamlanmıyor, çok zor. Tekrar bir deneyelim mi? Bence bu gece olacak. Hissediyorum. Nereden hissediyorsun? İlham perisi geçti şimdi. Hadi başlayalım. Tamam. O zaman önce annemin yazdığı kısmını okuyorum. Yokluğunda büyüttüm özlemimi. Bir mutluluk masalıymış dedikleri. Uyanınca geçer dediler, geçmezmiş. Ben hep sana biriktirdim düşlerimi. Bir dilek diledim, ağaca astım. Gençlik ateşimle onu da yaktım. Büyüyünce geçer dediler, geçmezmiş. Ben her adımımı sana attım. Evet. Karşılıksız sevmesi en zoruysa. Umut etmesi tek yoluysa? Ben beklerim bu durakta. Her yol sana çıkacaksa. Gözlerin hep yaşla doluysa. İçinden geçen bağırıp çağırmaksa. Aradığın sığınacak bir limansa. Her zaman şunu hatırla. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Niye bunu yapıyorsun Eren? Neyi? Niye hep benim yanımdasın? Ben sorun çıkaran, engel koyan biriyim. Herkese karşı böyleyim. Hayır. Sen sadece zor günler geçiyorsun. Soğuk, mesafeliyim. Sıcaksın, samimisin. Bir hayalin var. Ve onun peşinden gidiyorsun. Ben korkan tekiyim. Cesur değilim. İstanbul'dasın. Tek başınasın. Her şeyi, herkesi arkanda bıraktın.
Sen değilsen kim Cesur? Eren beni niye bu kadar çok seviyorsun? Siyah beyaz bir adamdı. Hayalimdeki resim. Karşıyaka. Karşıyaka değil mi? Sen karşıyaka. Nasıl karşıyaka? Kıskanım hiç gelmeyişine, bilmeyişine, hissetmeyişine. Sen orada yoksun, çağırdığımda susuzluğumda, açlığımda. Sen orada yoksun, koşsam sarılsam, tutunsam. Sadece seni düşünerek ısınabilirim. Çünkü sen beni dünyadaki her kötülüğe karşı koruyabilirsin. Çünkü bir gülsen gece gündüz olur. Bir baksan çiçekler filizlenir, bahar gelir. Çünkü sen belimi bir kavrasan zamanı durdurursun. Nefesimi kesersin. Çünkü gülümseyerek uyanmak için bir sebep buldum. O sensin. Çünkü elini tutar, gözlerimi kaparım. Ben nereye gideceğimizi umursamam da. Çünkü sen hala hayatta güzel şeyler olabileceğinin kanıtısın. Çünkü sen beni bir öpsen, kanım temizlenir, ruhum gençleşir. Çünkü sen başkasın. Sen çok farklısın. İşte seni bu yüzden çok seviyorum. İşte seni bu yüzden çok seviyorum. Yalanlar olmayacak.